Her ne kadar kulağa inanılmaz gibi gelse de biz insanlar olarak her geçen gün yeni gelişen teknolojilerle birlikte yeni düşüncelere yelken açıyoruz. Bu yüzden ortaya birbirinden ilginç düşünceler ve teoriler çıkıyor. Mesela çevremizdeki dünyanın gerçek olmadığını düşünün. Baktığımız ekran, soluduğumuz hava, ayaklarımızın altındaki zemin ve hatta vücudumuzu oluşturan en küçük parçacıkların bile gerçekte var olmadığını düşünün. Çevremizdeki dünya kaosunun gelişmiş bir bilgisayar simülasyonunun sonucu olması mümkün mü? Hatta muhtemel mi? Peki ya başka birinin oyunundaki karakterlerden ibaretsek? Bu soruları kimi zaman sizin de sorduğunuz oluyordur. Ve hatta muhtemelen bu videoya girdiğinize göre bu soruların cevabını merak etmişsinizdir. Ama öncelikle sizlerle birlikte simülasyon hakkında temel bir bilgi edinelim. Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem, nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir. Simülasyon, gerçek dünya içerisindeki bir işlemin veya sistemin zamana bağlı taklitidir. Eğer öyleyse, simülasyon her zaman gerçekliği simüle etmek yerine büyük olasılıkla talep üzerine gerçeklik algıları yaratacaktır. Tıpkı bir sahnenin yalnızca bölümlerini bir oyuncunun görebileceği hale getirmek için optimize edilmiş bir video oyunu gibi. Belki de bu yüzden ışık hızından daha hızlı seyahat edemiyoruz. Çünkü eğer yapabilseydik, mantıken başka bir galaksiye gidebilirdik. CERN'de çalışan Watson, bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımızı iddia eden bilim kurgu teorisiyle dalga geçen pek çok insan olsa da bu ihtimalin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Fizikçi olmak demek, akıllara durgunluk veren buluşlar yapmaya hazırlıklı olmak demektir diyen Watson, fizik alanındaki en iyi keşifler evrene bakış açınızı tamamen değiştirenlerdir diye de ekliyor. Bazıları, simüle edilmiş varlıklar olup olmadığımızı ayırt edebileceğimiz yolları belirlemeye çalıştı. Diğerleri ise sanal varlıklar olma şansımızı hesaplamaya çalıştı. Şimdi yeni bir analize göre ise temel gerçeklikte, yani simüle edilmemiş bir varoluşta yaşıyor olma ihtimalimizin hemen hemen eşit olduğunu gösteriyor. Ancak bu çalışma aynı zamanda eğer insanlar bilinçli varlıkları simüle etme yeteneğini geliştirirlerse şansın ezici bir şekilde bizim lehimize de olacağını, başka birinin bilgisayarında sanal sakinler olduğumuzu da gösteriyor. Simülasyon varsayımına göre tüm yaşantılar, deneyimler ve anılarımız zeki bir varlık tarafından kodlanmış kozmik simülasyondan oluşuyor olabilir. Buna göre hepimiz bilgisayar kodlarından oluşuyoruz. Ama bu durumda fizik yasalarının da yazılımdan oluşması gerekiyor. Simülasyon varsayımının bilimsel olmamasının en önemli sebebi de fizik yasalarının daha temel bir yazılım kodundan türediğini söylemesidir. Peki ya buna bir kanıt var mı diye soracak olursanız, aslında evrenin bir bilgisayar simülasyonu olması tek başına sorun olmaz. Fizik yasalarının matematiksel olduğunu biliyoruz. Evren kendi simülasyonunu yapan bir bilgisayar demenin evren evrendir demekten farkı yoktur. Bu önerme evrenin nasıl oluştuğunu açıklamaz. Evrenin gerçekten simülasyon olup olmadığını da göstermez. Öyleyse meselenin özüne inelim. Evren bir simülasyonsa fizik yasaları ne olacak? Simülasyon varsayımına göre fizik yasalarının altında yatan ama fiziksel olmayan başka bir gerçeklik katmanı var. Bu hakikat katmanında bulunan bir varlık fizik yasaları olduğunu sandığımız şeyi kontrol ediyor veya fizik yasalarına müdahale ediyor. Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir varlığın fizik yasalarını istediği gibi değiştirebileceği tek tanrılı dinlerde ortak bir varsayımdır. Bu açıdan evreni Allah yarattı. Son yıllarda yapay zeka teknolojilerindeki atılımlar bize aslında çok gelişmiş birer öğrenen makine olduğumuzu ve yaşadığımız evrenin de büyük bir simülasyon olduğunu düşündürür. Bu düşünce aslında uzun zamandır farklı şekillerde dizi ve filmlerde kendine yer bulmuştur. Yani böylesine gelişmiş bir simülasyonu yapmak, onun beyni olacak birimin daha çok atomla inşa edilmesi demektir. Haliyle bu da yaşadığımız evrenden çok daha büyük bir belleğin var olması gerektiği sonucuna ulaştırır. Yani bir orantı sorunu yüzünden simülasyon görüşü çıkmaza girdi ve imkansız olduğu kanıtlandı. Elbette hala bu görüşü savunabilirsiniz. Ancak araştırmaların böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını gösteriyor. Ama tabii ki bunu siz de araştırabilirsiniz. Sonuçta Sokrates'in de dediği gibi, sorgulanmayan yaşam, yaşanmaya değer değildir. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.